çok farklı bir içerik çekmeye karar verdim. Yaklaşık 2 haftalık bir challenge'a başladım. Gün gün çekmeye çalışıyorum ama her gün çekemiyorum. Çünkü bazen gerçekten pijamalarımla yapıyorum. Pijamalı halimi videoya çok fazla koymak istemiyorum. Bazı günler çekmedim. Siz hem bacaklarınızı hem de karnınızı çalıştırmış oluyorsunuz. En azından 2 haftada nasıl bir değişim olduğunu gördüğünüzde programa başlayabilirsiniz. Kasık konusunda ben şöyle düşünüyorum. Siz bacaklarınızı çalıştırdığınız sürece, squat yaptığınız sürece ve düzenli spor yaptığınız sürece karnınızdaki kaslar kesinlikle çıkıyor ve düzenli beslendiğiniz sürece. On me, gotta disconnect. I'm moving dangerous, eyes running through my flesh. Cold sweats, anxiety stealing all my breath. And I'm stressed, it's probably all inside my head. Tonight, ride and move fast through the city. A little handy mixed with all of my jealousy. I think I'm in one too many. Your last dollar, baby, would you place your bet on me? So just ride and get. Öncesinde gerçekten karın çalışmayı çok fazla sevmiyorum. Ben daha çok bacak çalışmayı seviyorum ve bacak ve popo çalışıyorum daha çok. Bacak ve popo çalıştığımda karnınızdaki o belirgin değişimi anlayabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Bu yüzden gerçekten karın kası çıkarmak çok kolay. Hani çok böyle aşırı fazla hani kilolarda değilseniz. Önemli olan bu şekilde hani 2 haftalık programları değil de bu spor gerçekten hayatınıza entegre etmek bence. Ama ben de bu challenge'ı herkes yapıyorken bir yapayım dedim. Zaten günlük hayatımda da genelde spor yapan bir insanım. Kendime zorla hani spor yapmalıyım şeklinde bir saplantı haline getirmektense daha çok zevk aldığım şeylerle sporumu yapıyorum. Önceki zamanda full dans ediyordum. Çünkü dans ederken gerçekten çok fazla kalori yakıyorsunuz. Bu arada dans rutinimi de sizlerle paylaşacağım. Dans ederken gerçekten hem eğleniyorsunuz hem de yaptığınız hareketlerin çok iyi olmasına gerek yok. Çok iyi bir dansçı olmanıza gerek yok. İçinizden nasıl geliyorsa o şekilde dans ettiğinizde mutlu olduğunuz için çok fazla kalori yakıyorsunuz. Ben zaten şu döneme kadar bir yağ yakmak istedim. Vücudumu öyle bir döneme sokmak istedim. Bu yüzden dans ederek zaten dansla çok çok önemli bir kardiyo aslında. Dans ederek bir kardiyo ile birlikte vücudumu böyle yağ yakma dönemine soktum. Ve şimdi de bu yağ yakma döneminden sonra daha çok vücut çalıştırmaya başladım ve çok beğendim. Ben eskiden çok fazla blogilates yapıyordum. Yani blogilates kanalı var. Onun da beginner'lar için bir tane aylık programı var. Onun dışında her ay hala da devam ediyor bu arada. Aylık programı var. Her gün 5 tane video koyuyor. Ve bu videolarla birlikte gerçekten çok çok büyük bir değişim vücudunuzda görebilirsiniz. Ben sizler için şöyle bir şey yaptım. Hangisi sizler için daha
Yani blog ile test mi yoksa Chloe Ting mi çalışmak? YouTube camiasında en sevdiğim sporcu bence blog ile test kanalı olabilir. Onu mutlaka bakın. Ben ona spora başlamak isteyenlerin bir aylık beginner programı var. Onu öneriyorum. Ve hangisinin gerçekten daha çok işe yaradığını görmek için böyle iki günde ayrı ayrı ikisini denedim. İlk gün blog ile testi yaptım. Blog ile testin aylık Mayıs ayındaki programını yaptım. 4 tane video vardı ama ben ikisini yapmayı tercih ettim. Çünkü yeni başlıyordum. İki videodan sonra böyle terler yüzümden su damlaları şeklinde yere döküldü. Yani gerçekten çok fazla terledim. Çok fazla zorladı beni. Sonrasında diğer günde Chloe Ting'i yaptım. Gerçekten beni terletmedi ve hani bende mi sorun var dedim. Üzerine bir de bacak videosunu yaptım ve bacak videosundan sonra hani gerçekten blog ile testteki kadar beni terletmedi kesinlikle. Ama bunun da şundan dolayı olduğunu düşünüyorum. Chloe Ting beginner'lara yani yeni başlayanlara özel bence yapmış programını. Blog ile testte yeni başlayanlara özel değildi. Hali hazırda spor yapanlara özel yapmış. Chloe Ting'i bu arada bitirip geldiyseniz 2 haftalık challenge'ını bence direkt blog ile teste geçebilirsiniz. Çeşitli çeşitli hareketler bulunduğu duran spor yapmayı daha çok seviyorum. Hani normalde böyle 3 tane hareket üzerinden dönen fitness videolarını çok fazla yapamıyorum. O yüzden de bunu denedim arkadaşlar. Bu süreçte beslenme alışkanlıklarınızı değiştirmeniz de çok önemli. Yani eskisi gibi yememeniz gerekiyor. Paketli gıdalardan uzak durmanız gerekiyor. Çünkü her ne kadar spor da önemli olsa da beslenmeniz ondan daha önemli. Yani %60-%70 etkiliyor beslenmeniz. Sporu alışkanlık haline getirmeniz için bir tane size tüyo vereceğim. Odanızda bir yer belirleyin spor yapmak için ve o yeri sadece spor yapmak için kullanın. Kendinize odanızda yerler belirleyin ve o yerlerde mesela ben masanın üzerine çalışmak için geliyorum. Dizi izlemek için hayır, dizi izlemenin yeri burası değil. Biraz su içeyim burada. Aşırı fazla konuştum. Çok fazla konuşuyorum. Onun dışında bence o gün mesela yataktasınız ve kalkmak istiyorsunuz ama bir daha işte spor sütyenimi mi giyeyim, sonrasında taytımı giyeyim falan üşeniyorsunuz ve bu yüzden spor yapmıyorsunuz. O zaman bence ilk başlarda kesinlikle o an pijamaylaymışsınız. Hani pijamanızın kirlenmesi kesinlikle önemli değil. Sizin motive olmanız daha önemli. Bu yüzden çıkın pijamalarınızla gelin yapın. Çünkü ben gerçekten ilk haftam böyle geçtim. Pijamalarımla yaptım. Şöyle düşündüğünüzde 24 saatim var İlvan ve sen bu 24 saatin gerçekten yarım saatini ayıramıyor musun spora? Hani yarım saat sadece. Ben mesela ilk başlarda gece yapıyordum. Çünkü artık günün sonunda yatakta yatmaktan bıkıyorum ve diyorum ki İlvan lütfen kalk diyorum ve kalkıp yapıyorum. Ama şu aralar öğleyle akşam arasına koydum. Yani işte saat böyle 4-5 gibi yapıyorum. Yaptıktan sonra da zaten akşam yemeğimi yiyorum. Erken saatlerde yapmanızın şöyle bir avantajı oluyor. Gün boyunca çok fazla saçma şeyler yemiyorsunuz. Kesinlikle temel önerim şu ki bu sporu gerçekten hayatınıza entegre etmeye, bir alışkanlık haline getirmeye çalışın. Zaten bu programlar da sizin alışkanlık halinize getirmenizi sağlıyor. İşte 2 haftalık yapayım o Kasım çıktı hadi şimdi yatmaya değil. Hani sizi çok zorluyor diyelim. Evet, Chloe çok zorluyor bir video. O zaman bir videonun yarısını yapın. Diğer gün yarısından biraz fazla yapın. Diğer gün üstüne koyun. Yani üstüne koya koya gidin. Kendi vücudunuzu kendiniz bilirsiniz. Dayanıklılığınızı kendiniz bilirsiniz. Ona göre bence kendinizi zorlamayın. Çünkü ben bir gün kendimi çok zorlayınca diğer gün kesinlikle yapmak istemiyorum. Çünkü onun bana acı verdiğini ve beni iyi hissettirmediğini düşünüyorum. O yüzden kendinizi nasıl iyi hissediyorsanız orada kesin bence ve oradan devam edin derim. Şunu da eklemek istiyorum. Kesinlikle bence kendinize çok fazla beslenme konusunda yüklemeyin. Siz vücudunuzu beslemezseniz, doğru yemezseniz vücudunuz o enerjiyi bulamayacak ve siz spora motive olamayacaksınız. Kendinizi kısıtlamaya çalışmayın. Çünkü siz ne kadar kendinizi kısıtlarsanız bir süre sonunda tamam iyi sonuçlar alacaksınız ama bir iki ay sonra o aldığınız kiloları tekrardan geri alacaksınız ve psikolojiniz bozulacak. İşte bunun anoreksiyası var, bulimiyası var. Burada benim bir anoreksiya hikayem oldu. Bunu YouTube'da videosunu paylaşır mıyım bilmiyorum. Çünkü gerçekten benim için çok kişisel bir şey. Bu yolun gerçekten sonu yok ve gerçekten aklınızı, psikolojinizi bu yolda bozabilirsiniz. Bu yüzden hani bu kadar saplantılı bence olmayın. Kendiniz o an gerçekten canınız ne çekiyorsa hani abartmamak şartıyla bence yiyin. Hani çikolata da yiyebilirsiniz. Yani işte şeker yemeyeceğim 21 gün boyunca. Hani bu tarz bence şeylere de kesinlikle girmeyin. Çünkü ben yaşadım. Ben çok
kötü şeyler başıma geldi yani bu konuda. Ve psikolojim bozuldu yani. O gerçekten hani bir numaralı tavsiye kendinizi çok kısıtlamamanız ve internette gördüğünüz her şeye inanmamanız ve bu şekilde herkesten çok çabuk etkilenmeyin bence. Kendi düzeninizi oluşturun. Ben de bunun sonucunu paylaşacağım. Arkadaşlarımız da paylaşıyor kendi sonuçlarını. Hani bunlar bizim vücudumuzda olan şeyler. O onun vücuduna göre olan bir şey. Siz de kendi vücudunuza nasıl iyi, ne iyi geliyorsa onu bulun ve bu yolda ilerleyin derim sizlere. Bakalım nasıl bir şey olacak. Sizlerle böyle beslenme olsun, işte spor olsun, bu tarz şeyler paylaşmayı çok fazla düşünmüyordum. Ama gerçekten geçmişte çok çok fazla hikayem olduğu için çok fazla bilgiliyim bu konuda. Yani en azından sizlere video çekebilecek seviyede olduğumu düşünüyorum. Bakalım. Kendinize iyi bakın.